Efendim kaldığımız yerden üniversitelerle devam ediyoruz. Bu sefer sizi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile buluşturacağız. Biraz hukuk diyeceğiz, biraz tarihçesinden bahsedeceğiz. Yine hatırlatıyorum, EGT'nin etiketiyle her zaman soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Hemen konuklarımla buluşturayım sizi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Arif Ersoy bizle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Çok memnun oldum sizi aradığıma. Ve yine aynı üniversiteden Hukuk Fakültesi Dekanı da bizlerle. Hukuk Fakültesini konuşacağız biraz. Profesör Doktor Sayın Mustafa Ateş, siz de hoş geldiniz. Hukuk Fakültesinde güzel gelişmeler var. Kalite arayışları devam ediyor. Bunları konuşacağız ama izin verirseniz. Ünlü ekonomi profesörü Sabahattin Zaim'in ismiyle taçlanan üniversitenizin nereden başladığı yolculuğu ve şimdi nerelerde bir dinlemek istiyorum. Evet efendim, üniversitemiz muhterem Sabahattin Zaim Hoca'nın adını taşıyor. Sabahattin Zaim Hoca Türkiye'nin bilim tarihine, ekonomi tarihine önemli katkıları olan bir ilim adamıdır. Üniversitemizin merkezi bir yerde kampüsü bulunmaktadır. Halkalı'da kampüsü tarihi bir yapıya, konuma sahiptir. Arsa 650 dönüm bir araziyesi bulunmaktadır. Bu Beyazıt Vakfı'nın, Beyazıt-ı Veli Vakfı'nın arazisi. Evet. Bu arazi Türkiye'nin bilim ve eğitim tarihinde çok büyük emeği geçen İlim Yayma Vakfı'na tahsis edildi. Ve üniversitemiz İlim Yayma Vakfı tarafından kuruldu 6 yıl önce. İki dönem mezunlarımız var. Kendi alanında son yıllarda Türkiye'de en hızlı gelişen, uluslararası düzeyde en fazla konuşulan bir üniversitedir. Üniversitemizin binası, kampüs binasının temeli Abdülhamit Han tarafından yapılmıştır. Üniversitemiz eskiden Ziraat Mektebi olarak orada birçok ünlü insanlar yetişmiştir. Mehmet Akif Ersoy hem üniversitemizde o binada öğrenci olarak bulunmuş, hem de öğretim görevinde bulunmuştur. Dolayısıyla tarihi bir geçmişi olan üniversitemizin vizyonu, tarihinden ders alarak bugüne ve geleceğe hazırlanmayı kendisine temel bir misyon olarak üstlenmiştir. Peki biraz da hukuk fakültesi diyelim. Hocam çok güzel anlattı. Gerçekten tarihi mekanı ile beraber ve ismiyle beraber önemli bir sembol haline gelmiş üniversitemiz. Hukuk da bugünün önemli sembollerinden bir tanesi. Hukuk herkese lazım, adalet herkese şart diyoruz artık günümüzde daha da yüksek sesle. Nasıl hukuk fakültesi öğrencileri bekliyorsunuz bu alanda? Evet, bizim isterseniz kısaca hukuk fakültemizin kuruluşundan bahsedelim. Buyurun. Türkiye'de en son kurulan en yeni hukuk fakültesi bizim fakültemiz. 2014 yılında kuruldu, öğretim hayatına kurulduğu yıl başladı. Ve 2 yıllık süre zarfında öğrenciler tarafından tercih edilen, büyük bir tercihe mazhar olan bir fakülte haline geldi. Bunun temelinde yatan gerekçeler ne diye sorulacak olursa, tabii her şeyden önce hocamın da ifade ettiği gibi, üniversitemizin ismi toplumumuz nezdinde gerçekten büyük bir itimadı beraberinde getiriyor. İlim Yayma Vakfı tarafından kurulan bir üniversite ve son derece güzel bir tarih ve doğanın iç içe buluştuğu bir mekanda, bir kampüsteyiz. Bunun yanı sıra çok kısa süre içinde kurulmuş olmasına ve öğretime başlamış olmasına rağmen çok iyi bir akademik kadroya sahibiz. Hocalarımızın her biri kendi alanında uzman, hem akademisyen olarak hem de uygulamanın içinden gelen bir akademik kadroya sahip, hem tecrübe hem genç dinamik bir yapıya sahibiz. Biz diyoruz ki tecrübeyle dinamizmi bir araya getiren bir akademik kadro. Dolayısıyla bu kadronun ellerinde yarına, yarının yöneticileri her alanda ülkemizde önderlik edebilecek hukukçular yetiştirmeyi misyon edinmiş
Ve bu amacı gerçekleştirmek üzere de her türlü gayret sarf eden bir fakülteyiz. Peki hocam, şimdi biraz tarihçesinden bahsettik üniversiteyi, evet. Belki o tarihi zemininde hissettik. Ama bir yandan da tüm bu birikimleri dünyayla paylaştığı zaman üniversite, evet, çok anlamlı, evet, hale geliyor. O yüzden uluslararası ilişkilerini, evet, soracağım, her öğrencinin de bize sorduğu gibi. Şimdi efendim, bildiğiniz gibi çağımız da Türkiye dünyanın merkezindedir. Biz dünyayı bir bütün olarak ele almamız gerekir. Dünyada olup biten olayları yakinen takip etmemiz gerekir. Bunun için de üniversitemizin temel yaklaşımlarından birisi dile önem vermek. Bizde 3 dil öğrenimi temel bir stratejimizdir ve bedavadır. Bunlardan birisi tarihimizin dili olan Osmanlıcayı öğretiyoruz. Yani biz büyük bir medeniyetin devamı bir ülkeyiz. Onun için tarihimizi iyi bilmeliyiz. Tarihini bilmeyenler nerede olduklarını tespit edemezler ve kendilerini geleceğe de hazırlayamazlar. Onun için bizde Osmanlıca bedava öğretilir. Tabii bu Türkçe demek aynı zamanda. İkincisi, bizim medeniyet dilimiz var. Coğrafyamızın dili Arapça. Bu da bedavadır. İlk sınıftan son sınıfa kadar öğrencilerimize bedava öğretiyoruz. Üçüncüsü de İngilizcedir. Evet. İngilizce biliyorsunuz küresel bir dil konumundadır. Bunu öğrenirken de şöyle bir şeyimiz var. Yavrum, 3 dile önem ver. Bir yaklaşımımız var. Babacan bir kelimeyle herkese söylüyoruz. Bu 3 dili bilmemizin neticesinde üniversitemizi coğrafyamızın sorunlarını ele alan, coğrafyamıza hitap eden bir üniversite olmasını arzuladık. Şu anda da öğrencilerimizin önemli bir bölümü Afrika'dan, Balkanlardan, Orta Asya'dan gelmektedir. Dolayısıyla aynı zamanda bu coğrafya ile ilgili doktora tezlerimiz var. Ve bu alanda birçok üniversiteyle de işbirliğimiz var. Amerika'nın önde gelen üniversiteleri, söz gelimi Michigan, Kaliforniya üniversiteleri gibi birçok üniversitelerle karşılıklı öğrenci mübadelesi ile ilgili anlaşmalarımız var. Avrupa Erasmus programını yakinen takip ediyoruz. Mevlana programı ile de kendi coğrafyamızda ilgileniyoruz. Ve öğrencilerimizi yetiştirirken hem Türkiye'yi merkez kabul etmeleri, bizim için Türkiye dünyanın merkezidir, merkez kabul etmeleri, ama Türkiye'yi merkez kabul ederek yakın çevrede başlayarak bütün dünyayı yakinen tanımalarını içeren bilgiler vermekteyiz. Bir de bizim üniversitemizin başka bir farkı, oldukça rahat bir ortamda, özgür bir ortamda öğrencilerimiz kulüpleri vasıtasıyla çeşitli etkinlikler düzenlemektedirler. Türkiye'de ve dünyada ünlü bilim adamlarını, siyasetçileri, sanatçıları çağırmaktadırlar. Onlarla tanışmakta ve onları dinlemektedirler. Böylece üniversitemizde interaktif bir eğitim verilmektedir. Evet. Bunun nedeni de biz öğrencilerimizin kendilerine güvenerek sorunları çözme yeteneğini geliştirmek istiyoruz. Yani biz her zaman her ortamda Batı'yı artık taklit edecek bir toplum değiliz. Onlar, evet, ne biliyorsa biz onları da biliyoruz. Hatta onların bilmediklerini de biliyoruz. Bu açıdan söz gelimi uluslararası finans konusunda İslami finansı, İslam ekonomisi alanında doktora, yüksek lisans programlarımız var. Bununla bizim üniversitenin temel hedeflerinden birisi, tabii sadece üniversitemizin değil, ülkemizin İstanbul'u uluslararası finans merkezi haline getirmektir. Evet. Bu çerçevede tezler hazırlatıyoruz, araştırmalar yapıyoruz ve bizim öğrencilerimizin bir kısmı da, yüksek lisans öğrencilerimizin önemli kısmı da bu sektörde, bankacılık sektöründe çalışan, uygulamayı içinde bulunan öğrenciler. Peki hocam, hukuk fakültesinden biraz yine bahsedelim istiyorum. Hukuk fakültesindeki akademik kadroyu şöyle bir üzerinden geçtiniz, üniversite genelini anlattınız ama burslarınızı da söylemek isteriz. Evet. Bizim üniversite olarak başarıyı destekleyen başarılı öğrencileri üniversite bünyesine katmayı hedefleyen bir burs politikamız var.
Bu amaçla bir defa şunu öncelikle ifade edeyim. Bizde burssuz hiç öğrenci yok. Bütün öğrencilerimiz burslu. Yani paralı öğrenci kabul evet. etmiyoruz. Bu gerçek anlamda bir vakıf üniversitesi olduğumuzu da gösteriyor. Evet. Burslardan biraz bahsedecek olursam, ilk tercih bursu dediğimiz bir burs var. Bu burs bir öğrenci eğer ilk 5 tercih arasında bizi tercih etti ve o tercihine yerleştiyse, hangi burs dilimine yerleştiyse ilave %5'lik bir burs daha kazanıyor. Diyelim ki %50 burslu olarak bizim evet. üniversiteye, bizim fakültemize yerleşti. İlave %5. İlk 5 tercihine de evet. yazdı. Evet. O zaman %5 daha alacak. %5 daha burs alma imkanına sahip. Bunun dışında ÖSYM tarafından yapılan sınavda belirli bir başarı elde eden, derece yapan öğrenci adaylarına yönelik burslarımız var. Bu burs 3000 lirayla 1000 lira arasında değişiyor. Diyelim ki ilk 1000 Hocam çok TL'ler olarak bütçe vermeyelim ama zaten bunları herhalde web sitenizde yazıyordur. Evet, onların ayrıntısı evet. doğru. Yani kayda değer şekilde başarı bursu verdiğimizi ifade edebilirim. Bunun yanı sıra konut için öğrenciler için konuk evi bursu dediğimiz bir bursumuz evet. var. Bu burs da 10 bin ila 30 bin arasında başarı sıralamasına göre üniversitemize yerleşen öğrencilere ücretsiz konuk evi sağlıyoruz. Eğer üniversitemizin konuk evlerinde öğrencimize yer bulamadıysak, yerleşemediyse belli bir miktar, o miktarı ifade etmeyelim. Hı hı. Bizim web sayfamızdan görebilirler. Ayrıca akademik başarı bursu dediğimiz bir bursumuz var. Bu da öğrenci birinci sınıfa kaydoldu ve disiplin cezası almadı ise 4 üzerinden not ortalaması 3'ün altında olmaması kaydıyla ilk 5 öğrenciye %10 ila %100'e varıncaya kadar bir sonraki akademik yılda burs sağlama imkanımız var. Peki hocam, son dakikalara geldim ama üniversitenizi daha da iyi anlatabilmek için sizin bilgilerinizi onlara transfer etmek istiyorum. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir üniversiteye davet ediyorsunuz? Şimdi efendim, bizim üniversitede iki hususa çok önem veriyoruz. Birisi işin beşeri boyutu, insan boyutu. Onun için bizde eğitim fakültesi, insanın daha iyi eğitilmesi, sağlık bilimler fakültesi ile insanın sağlıklı bir şekilde yaşamasına ortam hazırlamak. Diğer bir husus da mühendislik ve doğa bilimler fakültesiyle de gelişme, imar meselesine önem veriyoruz. Bizim vizyonumuza göre gelişme gerçek manada imarla irfanın çarpımından oluşuyor. İmar ülkenin fiziki gelişmesi, irfan ise insanın gelişmesi. Evet. Yani bir ülkede ne kadar ülke mamur olursa insanların irfan düzeyi, yani hak ve adalet anlayışı, bilinci ne kadar gelişirse o ölçüde ülke gelişmiş olur. Dolayısıyla biz diyoruz ki hem insanın manevi gelişmesine, bilgi düzeyinin yükselmesine hem de ülkenin maddi gelişmesini birlikte ele alarak programlarımız devam etmektedir. Bu çerçevede hem teoriyi hem de uygulamayı öğretmeye çalışıyoruz öğrencilerimize. Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Umarım heyecanlandırabildik adayları. Umarım evet. Böyle köklü tarihin üzerine, köklü mimarinin üzerine kurulmuş evet. bir üniversiteye daha çok öğrenciyi gezme ve görme fırsatı da evet. elde ederler diye düşünüyorum. Ayağınıza ve ağzınıza evet. sağlık. Teşekkür ederiz efendim. Biz de çok teşekkür başarılar ederiz. Diye. Son olarak bir cümle söylemek buyurun, isterim. Lütfen. Öğrencilerimizin mutlaka gelip bizim kampüsümüzü aynı görmesi, evet. bizzat bizim arkadaşlarımızdan üniversitemizle ilgili bilgili almalarını tavsiye ederiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Hatta gelme fırsatı yoksa internette filmi izlersin.
Evet. Tamam, tamam. Buradan da onu paylaşalım. Sağ olun. Sağ olun. Evet efendim, bazı üniversiteler böyle buluşturuyor sizle, tarihin izlerini taşıyorlar yerleşkeleriyle ya da taçlandırıldıkları isimlerle. İşte bunlardan bir tanesiydi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile buluşturduk sizi. Biz karşınızda olmaya devam edeceğiz her zaman. Sorularınızı cevaplayacağız eğitim.com'dan. Tercihin sonuna kadar her zaman yanınızdayız. Artık hepiniz yakından tanıyorsunuz. Yapım ortağım sevgili Müge Arta ve TV360'ın değerli ekibiyle hazırlıyor ve ekranlarınıza getiriyoruz bu programları. Yine karşınızda oluncaya kadar şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.